de dışarının ortamına göre peteği bırakmasın. Ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim üyesi, doçent doktor Aziz Gül, arıcılık branşında uğraşıyoruz. Eğitim, akademik çalışmaları yürütüyoruz. Arıcılarımızı ziyaret ediyoruz. Böyle yerlerinde, uğrak alanlarında, yaylalarda sorunlarına, işte sıkıntılarına, ondan sonra değerlendirmelerine falan katkıda bulunuyoruz. Şimdi arı bilindiği gibi bu iklimsel değişikliklere en fazla yanıt veren sosyal böceklerdir. Dolayısıyla bir bölgede bizim fark edemediğimiz herhangi bir iklimsel değişimi en erken arılar fark eder. Ve bundan da çok etkilenen bir böcek. Tabii arı bizim için bal üretmiyor. Arı kendisi, kendi kışlama faaliyetleri için bal üretiyor. Kendi yaşamını sürdürmek için. Bizler onlardan yararlanan kişiler olarak tabii bal üretimi, işte kendi ihtiyacımız olan kendi gıdamızı onlardan almış birer birey olarak tabii biz de onlara bağlı olarak etkileniyoruz. Arıcımız, özellikle geçimini bundan sağlayan arıcılarımız etkileniyor. Üretim kapasite düşüklüğü oluyor. Bu sebeple bu yıl tabii bir ülke genelinde bir kıtlık, yani küresel anlamda bir kıtlık yaşıyoruz. Bu özellikle doğu illerimizde, yani Doğu Anadolu kapsayan doğu illerimizde yağışın az olması bu kıtlığı tabii tetiklemiştir. Kıyı kesimlerimiz nispeten yağış aldı. Özellikle işte batı kesimlerimiz, Karadeniz kesim, fakat doğu, bizim yayla ballarının üretim alanı olan doğu illerimiz bu yağışı alamadı. Ve arıcılarımız gerçekten şu anda çok sıkıntı içerisinde. Tabii sezonun ne olacağını bilmiyoruz. Kuraklık var diyoruz ama bal verim de olabilir. Ancak bizim tahminlerimiz bu yıl bal az olacak. Doğu illerimiz, bizim bal hazinemiz dediğimiz doğu illerimizde, yayla ballarını ürettiğimiz doğu illerimizde bu sıkıntıyı yaşayacağız gibi görünüyor. İnşallah. Hani daha sezonun ortasındayız. Yeni yeni geven bitkisi çiçek açmaya başladı. İleride tabii sıcak iklimlerde, sıcak zamanlarda, kurak dönemlerde kevenin iyi bal verdiği bilinir. Salgının iyi olduğu bilinir. En azından çiçeklerden olmasa bile geven ve salgı ballarından bu açığı kapatmaya yönelik belki bir şeyimiz olacak, üretimimiz olacak. Herkese inşallah bol kazançlar dileyelim. Üreticilerimize önerimiz şu olur. Öncelikle bir şeye kapılmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Rızkı veren sonuçta Allah'tır. Bir şekilde bu açığı kapatacaktır. Fakat şuna dikkat etmeleri gerekir. Üreticimizin yetiştiricilik bazında polen kıtlığı var. Çiçek olmadığı için polen kıtlığı var. Polen de bildiğiniz gibi arı polene bağlıdır. Yani arının çoğalması polene bağlıdır. Polenin kovana taşınmadığı takdirde arı çoğalamaz. Yani yumurtlayamaz. Yumurtalardan çıkan yavrular beslenemez. Dolayısıyla bu polen ihtiyacını karşılamaya yönelik önlemlerini alsınlar. Doğuda mesela polen olmadığı yerlerde gerekirse polen satın alarak şey yapabilirler. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik tedbirler alabilirler. Veyahut da hasadını yaptıktan hemen sonra polen kaynaklarına arısını taşısınlar. Ve bu dönemde varroa'ya da dikkat etsinler. Özellikle yani bu şey dönemlerde varroa hasarı çok olur. Hastalıklarla mücadelesini ve kovan mevcudunu düşürmemelerini hani öneririm kendilerine. Onun dışında her şey inşallah iyi olur.